Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 10. sınıf tarihi 1. dönem full özet 2. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde hatırlayın, ilk bölümde biz 1. ve 2. üniteye bakmıştık. Bu bölümde ise 3. ve 4. üniteye bakacağız. İlk olarak 3. üniteyle başlayacağız. 3. ünitede Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücü, tımar sistemi ve Yeniçeriler ve devşirme sistemine bakmaya çalışacağız. Önce 3. üniteye bir başlangıç yapalım. Şimdi Beylik dönemindeki Osmanlı askeri gücüne bir bakalım. Kuruluş yıllarında düzenli askeri birlikler burada olmayacak. Yani gerektiğinde ise böyle hani gazilerden oluşan atlı askerlerimiz mevcut. Aşiret kuvvetlerimiz var. Aynı zamanda işte savaşa katılan gazi akıncılar var. Alpler var. Bu alplerle beraber de Osmanlı daha çok hani bu milis kuvvetlerle savaşmaya çalışacaktır. Ancak şimdi ilk aşamada hani bu gazalara katılan işte Ahiyanı Rum, Bacıyanı Rum, Abdalanı Rum, ki bunlar savaşçı tamamen orduları olacak. Yani biraz daha hani milis kuvvetlerimiz olacak. Bunlar milis kuvvetler üzerine şekillenen, ki abdallardır bunlar. Biz buna derviş de diyeceğiz. Savaşçı dervişlerimiz oluyor. İşte Gaziantep Rum'da daha çok Alplerle savaşıyoruz. Alpler de burada olacak. Bunlar savaşacak. Bir de Türkmenler var. Yani böyle düzenli bir teşkilatlanma olmayacak. Gazalara tamamen böyle milis kuvvetler saldıracak diyecek. Peki Osmanlı'daki ilk düzenli birlik kim ve ne? Yaya ve Müsellemler. Yaya tamamen buradaki piyade sınıfı olacak. Yani Müsellemler ise atlı askerler olacaktır. Tabii bu ilk fetihlerde daima ordunun eksikliği anlaşılınca artık biraz daha profesyonel, biraz daha düzenli bir ordu istenecektir. Bu düzenli birlikler kim döneminde oluşuyor? Orhan Gazi döneminde, Orhan Bey döneminde fetihlerin devamı için şöyle biner kişilik yaya ve müsellem birlikleri oluşacaktır. Yaya askerler, adı üzerinde yayalar bunlar, piyade sınıfını oluşturacaktır. Müsellemler ise atlı askerleri oluşturacak diye. Tımar sistemine gelelim. Tabii şu an şunu ifade etmekte fayda var. Biz 3. bölümü, 4. bölümü ünite olarak ayrıntılı olarak dersimizde işlemiştik. Yine ev okul kampı dahilinde ayrıntılı olarak derslerimize baktık. Şu biraz daha yüzeysel, tekrar amaçlı derslerimize bakıyoruz. Özellikle onu ifade edeyim. Hani burada özet şeklinde ifade edeceğim. Şöyle tekrar bakmak unsurlu dersimizi işleyeceğiz. Tımar nedir kısmına gelelim. Tımar özellikle geçimlerini veya hizmetlerini belli bir masraf üzerine karşılamak için asker ve memurlara vergi toplama yetkisinin verilmesidir. Tabii bu tımar karşılığında da toprak işletilecek ve o topraktan elde edilen vergilerle de atlı askerler beslenecektir diyelim. Tamam, unutmayalım. Peki tımar esasen Osmanlı'da hangi dönemle beraber şekillenecektir? Bir defa hani o Selçuklu'yla Memlüklerdeki bir sistemin devamı olacak. Peki biz bu sisteme ne diyorduk? İkta sistemi diyorduk, değil mi? İslam devletlerinde de fütüvet geleneğinin bir unsuru olacaktır. Ama Hazreti Ömer döneminde başlayan o ikta sistemi daha sonra işte Türk İslam devletleri tarafından da benimsenecek. Bu iktalarla beraber de biz ne yapıyoruz? Tımar sistemini Osmanlı'da biraz daha geliştirmiş oluyoruz. Ki tımar sistemiyle beraber de tekrar söylüyorum. Şimdi bu adamlar geldi, bu toprağı ekti, biçti, bu toprağı kullandı. Edilen vergi gelirleri var. Bu vergi gelirleri hem işte asker ve memurların o bölgelerde karşılanmasına, hem de tımarlı sipahi adı verilen atlı askerlerin burada geliştirilmesi için olacaktır diyelim. Tamam, tımarlı sipahiler de bu tımar sisteminden beslenen atlı askerler olacak. Peki tımarları biraz daha açalım böyle. O tımarlar içinde neler var? Onlara bir değinelim. Şimdi bir defa tımarlar içinde biz dirlik sistemi içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Dirlik, bakın, yararlılık gösteren devlet yöreline veriliyor. Has araziler burada. Yıllık geliri 100 bin akçeye kadar olan topraklardır. Burada padişah ve üst düzey görevlilere verilen topraklar olacak. Tabii has arazilerde her 5 bin akçe için bir atlı asker beslenmek zorunda. Zahmetlere gelelim. Zahmetlerde ise yıllık geliri, bakın, 20 bin ile 100 bin akçe arası olacaktır. Orta dereceli devlet memurlarına veriliyor. Burada da her 5 bin akçe için bir atlı asker besleniyor. Tımarlar ise yıllık geliri 20 bin akçe civarı olan araziler olacaktır. Bunlarda ise her 3 bin akçe için bir atlı asker beslenecektir diye. Peki tımarın faydaları neler? Hemen oraya gelelim. Mesela bakın, taşra devlet otoritesini sağlamıştır. Şimdi ben burada unsur olarak bakacağım, yani siyasi, ekonomik, o unsurda bakacağız. Şimdi devlet otoritesini bu sağlıyorsa bu nasıl olur? Bir,
siyasi unsur olur değil mi? Siyasi ben geldim buraya yazdım. E bakalım göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçiyorlar. Bayındırlık hizmetleri burada gerçekleşiyor. Toplumsaldır. E toplumun diğer adı nedir? Yani toplumsal manayı ele alan diğer unsur nedir? Sosyal. E, maaş yükü azalmış. Üretimde süreklilik, düzenli vergi. E bakın maaş, üretim, vergi bunlar nasıl unsurdur? Ekonomik değil mi? Ekonomik de buraya geldi. Savaş hazır bir ordu. E, savaş, ordu. Bu da işin askeri boyutudur. Demek ki bu gibi faydaları olan unsurlar. Ancak dikkat etmeniz gereken hususlar var. Şimdi tımar toprakta devletin mülküdür. Yani bunlar miri arazidir. Mülk arazi değil. Kullanım hakkı haktıdır. Bu yüzden miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakfedilmesi veya bağışlanması yasak olan topraklar olacaktır diye. Peki beylik dönemindeki Osmanlı ordusuna gelecek olursak. Şimdi tımardan bahsetmiştik. Tımarlarda özellikle elde edilen vergi gelirleriyle orada atlı askerler besleniyor. Yaya ve müsellemler Orhan Bey döneminde oluşan ilk beylikler olacaktı. Bir de azepler var bu dönemde. Anadolu'dan toplanan, savaşta yararlı böyle dinç ve kuvvetli bekar gönüllü erkeklerden oluşan bir askeri unsur olacak diyelim. İlk dönemlerdeki ordu bunun üzerine teşkilatlanacaktır diyelim. Şimdi Osmanlı toplumunda askeriler veraya edelim. Şimdi askeri dediğimiz unsur nedir? Osmanlı toplum zaten ikiye ayrılıyor askeri veraya olarak. Askeri dediğimiz yönetenlerdir. Yani sistemi yöneten kısım olacaklar. Bunlar vergi vermeyecekler. Tabii biz bunları ilmiye, seyfiye ve kalemiye olarak üçe ayıracağız. Şimdi seyf sınıfı kılıç sınıfıdır. Bunlar işin askeri boyutunda yer alacaktır. İşte sadrazam, vezir, kaptanı derya, beyler ve yeniçeri ağası seyf sınıfına oluşacak. Seyfiye dedi. Tekrar söylüyorum. Bunlar tamamen işin ordu sistemi üzerine olacaktır. İlim işin eğitim ve adli kısmı oluşturacaktır. Hukuki kısmı ilmiyede. İlmiyede buraya geldi. İşte orada da Şeyhülislam, kadı asker, kadılar, yine müftüler ve müderrisleri göreceğiz. Bir de işin bürokrasi kısmı var. Onlara da kalemiye adını vereceğiz. Kalemiye teşkilatı olacaktır. Orada da defterdarlar, nişancılar, reisül kitaplar, divan katipleri yer alacaktır. Bakın demek ki askeri sınıf içerisinde de yapmış oldukları veya sorumlu oldukları mevki ve yerlere göre de bunlar birbirinden ayırt ediliyor. Peki gelelim. Reaya'ya gelelim. Halk kısmına gelelim. Burada kimler var? Bunları bir ifade edelim. Şimdi Reaya'nın en önemli grupları arasında biz tüccarları ve esnafları görebiliriz. Hemen tüccar ve esnafları buraya getirelim. En büyük kısmını oluşturan unsurlar olacaktır. Tüccar ve esnaflar. Onları unutmayacağız. Yine Osmanlı nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan kimdir? Şehirler mi? Köylüler midir? Kimdir? Köylüler dedi değil mi? Osmanlı'da şehirleşme düşüktür. Köylüler olacaktır. E bir de göçebeler burada genelde hayvancılıkla uğraşan işte konar göçerler olacaktır. Onlar da daha çok hayvancılıkla uğraşacaklar. Bunlar daha çok tarımla uğraşıyorlar. Bunlar daha çok ticaretle. Bunlar da daha çok hayvancılıkla. Evet, bu şekilde iş kollarını ayırmış olalım. Devam edelim. Devşirme sistemine gelelim. Şimdi devşirme sistemi özellikle 2. Murat döneminde bir kanun haline gelmiştir diyelim. İlk devşirme sisteminin esaslarını biz Çelebi Mehmet döneminde görsek de kanun haline gelmesi 2. Murat döneminde olacaktır. Bir defa öncelikli olarak gönüllüler burada devşiriliyor. Aynı zamanda ailenin eğer tek çocuğu varsa kesinlikle alınmıyor. Ve 8-18 yaş grubu arası seçiliyor. Niye? Çünkü ağaç yaşken eğilir. Genç yaşta bunları yetiştirmek için. Ancak dikkat. Şehirde yaşayan çocuk ve Yahudi değiştirilmez. Niye? Şehirde yaşayan çocuk belli bir kültür elde ettiği için hani bu çocuğu yeni bir kültür kazandırmak kolay olmayacaktır. Bu yüzden almıyorsun. Bir de Yahudileri almıyorsun. Niye? Çünkü bunlar kendi dinlerini milli bir din olarak benimseyecektir. Bu yüzden değiştirilen çocuk Müslüman olacağı için bunlar kolay kolay öyle Müslümanlık geleneğini alamayacağından dolayı Yahudiler tercih edin. Osmanlı'nın kılıcı Yeniçerilere gelelim. Şimdi Kapıkulu ordusu adı üzerinde tamamen merkezi ordumuzu oluşturacaktır. Piyade ve süvari sınıf olarak ikiye ayrılacaktır. Piyadeler yaya askerlerdir. Süvariler de atlı askerler olacaktır. Yaya askerler arasında Acemi Ocağı'nın Yeniçerileri, Cebecileri, Topçuları, Top Aracılarını, Lağımcıları, Bostancıları göreceğiz. Süvariler arasında da yani atlı askerler arasında da sipahileri, silahtarları, sağ ve sol rufecilerle sağ sol garipleri
göreceğiz. Sadece bunları atlı ve yaya olarak ikiye ayırın. Hangilerinin nerede olduğunu bilin. Bizim için kafi. Peki Yeniçerileri biraz daha geçmişten açalım. 1. Murat devrinde bakın biner kişilik bir birlik olarak kurulacaktır. 2. Murat devrinde 3-4 bin, Fatih devrinde 8-10 bin, Kanuni'de 12-14 bin, 16. yüzyılın sonlarına doğru da 40 binlik bir ordudur. Ama şunu unutmayın, savaşlarda en büyük çoğunluk tımardadır sayısal bakımından. Yani Yeniçeriler savaşta Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü oluşturmuyor. Ağırlık tamamen nerede olacak unutmayın, tımarlı sipahilerde olacaktır. Yeniçeri Ocağı ile birlikte de Osmanlı Devleti'nde biraz daha hani profesyonel askerlik dediğimiz o husus başlayacaktır, tamam mı? Demek ki biz profesyonel askerliği kimle görüyoruz? Yeniçerilerle birlikte. Peki Yeniçeri Ocağı'nın komutanı kimdir? Biz ona Yeniçeri Ağası diyoruz. Hemen şurada sorulara bakalım. Bunlar merkezde yaşar. Askerlik dışı işleri yok. Kesinlikle evlenemiyorlar. Onları unutmayacaksın. Aynı zamanda onlar merkezde kimin otoritesini sağlamaya çalışıyorlar? Kimin otoritesini koruyorlar? Padişahın değil mi? Padişah otoritesini korumaya çalışacaklar. Yeniçeriler sayesinde de padişah özellikle devlet üzerinde gerek nüfus ve otoritesini dengelemede ve burada kendi beylerinin yani padişah ve beylerinin özellikle otoritesinin sağlanmasında da önemli bir unsur olacaktır diyelim. Padişah ve beylerin nüfusunun sağlanmasında da Yeniçeriler sağlam diyelim. Evet, Yeniçeri ordusuna da baktık böyle. Tımarlı sipahiye de bakmıştık. Şimdi sizlerle şöyle yapalım. Burası Yeniçeri ordumuz. Burası tımarlı sipahilerimiz. Şimdi Yeniçeri ordusuyla tımarlı sipahisini bir karşılaştıralım. Şimdi Yeniçeri ordusu merkez ordusudur. Halbuki tımarlı sipahiler eyalet ordusudur. Yeniçeri ordusu yaya askerlerden oluşurken tımarlı sipahiler atlı askerlerdir. Aynı zamanda Yeniçeri orduları devşirme asker olacaktır. Halbuki tımarlı sipahiler bunlar Türkmen asker olacaktır. Unutmayalım. Başkentin güvenliğini Yeniçeriler sorumlu olurken bulundukları bölgenin güvenliğinden sorumlu olanlar da tımarlı sipahiler olacak. Yeniçeriler 3 ayda bir Ulufe adı verilen bir maaşı alıyorlar. Tımarlı sipahilerin giderleri ise tamamen tımar sahipleri tarafından ve o topraklardan elde edilen gelirlerle sağlanıyor. Ticaret yapmaları yasak. Başka işlerle uğraşabiliyorlar tımarlı sipahiler. Evlenmeleri yasak. Bunlar evlenebiliyor. Sıkıntımız yok. Evet, bu şekilde de iki orduyu karşılaştırmış oldu. Evet. Şimdi bir sonraki ünitemize gelelim. Dördüncü ünitemize bakalım. Beylikten devlete şöyle hemen Osmanlı'ya bir genel bakışa bakalım. Kronolojik olarak burada Milli Eğitim Bakanlığı temel bir kronoloji sunmuş ama bunları ezberlemenize gerek yok. Sadece gelişmelere bakalım. Konhisar Muharebesi ile başlayan süreç, Bursa'nın fethi, daha sonra Palekona Muharebesi, İznik'in fethi, İzmit'in fethi, Kalesi Belin'in alınması, Çimpe Kalesi'nin alınması, Edirne'nin fethi, Çirmen Muharebesi, 1. Kosova, Nibolu, Ankara, Fetret, Varna ve 2. Kosova ile şekillenen bir süreç olacaktır. Daha sonra zaten biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in gelmesi İstanbul'un fethiyle artık bir Osmanlı için şunu söylemekte fayda var. İmparatorluk yapısını alacak ve yükselme dönemine girişecektir diye. Şimdi ilk olarak 2. dönem beyliklerine bir bakalım. Bu beyliklerden biri de zaten Osmanlı olacak. Ancak Türkiye Selçuklu Devleti Köse Dağı Savaşı'nı kaybettikten sonra Moğol hakimiyeti başlayacak ve uçlarda bulunan Türkmen beylikleri hızlı bir şekilde bulundukları bölgelerde bağımsız olacaklardır. Bunlardan biri de Osmanlılardır. Ancak yine Anadolu'da Kalesi, Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Karaman, Ramazan, Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları gibi bir de Eratna Devleti gibi önemli siyasi teşekküllerde bulunuyor. Osmanlı bakın kendi sınırını genişletmek istiyorsa bir defa ya Bizans'la savaşacak burada ya da diğer beyliklerle savaşarak kendi topraklarını genişletmek zorunda. Bulunmuş olduğu coğrafya aslında Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin en önemli sebepleri arasında olacaktır diyelim. Bu beylikler arasında en güçlüsü de Karamanoğulları'dır. Konya merkezlidir. Bu yüzden kendilerini de Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir devamı olarak görecekler. Peki o dönemde yani Osmanlı kurulduğu zamanda Avrupa ve çevrede önemli olan siyasi devletler kimler, teşekküller kimler onlara bakalım. Balkan ve Avrupa'da esasen feodalite rejimi hakim olduğu için işte Trakya, Makedonya ve Ege adalarının bir kısmı da burada Bizans'ın elinden çıkan yerler prensler tarafından alındığı için güçlü bir siyasi yapı Avrupa tarafında yoktur, tamam mı?
Demek ki Avrupa'da o dönemlerde güçlü siyasi yapı yok. Onu unutmuyorsun. Aynı zamanda Altın Orda Devleti var. Bizim işte doğuda, kuzeydoğuda etkin olan. Yine burada güneyde Memlük Devleti var varlığını. İlhan Devleti var. Mezopotamya coğrafyasında hakim. Bir de Türkiye Selçuklu Devleti de ve diğer beylikler de Anadolu'da kısmi olsa da Türkiye Selçuklu Devleti varlığını devam ettiriyor. Ta ki 1308'e kadar ve beylikler de Osmanlı ile mücadele edebilecek hususta o bölgelerde bulunuyor. Peki Osmanlı ne oldu da kısa sürede büyüdü? Şimdi Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebepleri arasında bir defa kurulmuş olduğu coğrafyanın etkili olması var. Çünkü Bizans oldukça zor durumda. Bizans sınırında olmasından dolayı da Bizans'a yönelik bir sınırlarını genişletme politikası izleyecektir. Balkanlardaki çatışma ortamından Osmanlı faydalanacak. Anadolu'da güçlü bir devletin olmaması Osmanlı elini kuvvetlendirecek. Yine Türk beylikleriyle genelde iyi ilişkiler kuruyor çünkü Bizans'a saldırıyor. Gaza ve cihat anlayışıyla hareket ediyor. Hoşgörülü ve adil bir politikası var ki biz bu politikaya ne adını veriyoruz yorum kısmına yazın. İstimalet politikası adını veriyoruz. Yine iskan dediğimiz yerleştirme politikası ile beraber de fethettiği topraklara Türkleri, Türkmen aileleri yerleştirerek bölgenin biraz daha kalıcı olmasını sağlayacaktır diyelim. Yine hükümdarların kişisel becerileri, işte merkez otoritenin kuvveti tutulması ve ailelerin desteğinin sağlanması da buradaki önemli unsurlar arasında diyelim. Peki ilk dönem Osmanlı padişahları kimler? Onların dönemindeki önemli gelişmeler neler? Onlara bakalım. Osman Bey, Fahrettin lakabıyla biliniyor. Ailelerin desteğini sağlayarak özellikle kendi beyliğini kuvvetlendirecektir. Bilecik'i alarak burayı merkezi yapacak. Koyunhisar Muharebesi'nde ilk kez Bizans'la savaşacak ve savaşı kazanacaktır. İlk defa onun döneminde para bastırılacak, vergi alınacaktır. Bursa'yı kışkırtacak ancak Bursa fethedilmeden hayatını kaybedecektir diye. Bir de o dönemlerde ilk Osmanlı kadısı olan Dursun Fakih ismini de görebiliyoruz. İlk kadı. Orhan Bey dönemine gelelim. Bursa'nın fethini tamamlayacak ve Bursa ele geçirilecektir, merkez yapılacaktır. Palekonon Muharebesi'nde Bizans mağlup edilecek, Kalesi Beyliğini ele geçirecektir. Bu beylik Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Bizans İmparatoru Kantakuzen'e yardım edecek. Bu yardım karşılığında da Çimpe Kalesi ele geçirilecektir. Çimpe Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'de ele geçirmiş olduğu ilk topraktır. Yine Orhan Bey dönemi devletleşme sürecinin olduğu dönem olduğu için ilkler dönemi olarak da bilinmektedir. 1. Murat'a gelelim. Hüdevendigâr lakabıyla biliniyor. Edirne'yi fethedecek ve Edirne'yi başkenti ilan edecektir. Sırp Sındığı 2. Çirmen ve 1. Kosova Savaşları'nda ise Haçlıları mağlup edecek. Proşnik'te ise mağlubiyet elde edecektir. Kendi döneminde teşkilatlanma faaliyetleriyle işte Yeniçeri Ocağı'nı kuracak, Acemi olanlar Ocağı'nı kuracak yapmış olduğu sistemlerle beraber de teşkilatlı bir devlet yapısını oluşturacaktır. Bir. Yıldırım Beyazıt dönemine gelelim. Lakabı Yıldırım. 1. Bayezid. Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlıyor. Birçok Anadolu beyliğini ele geçirecektir. İstanbul'u 4 defa kuşatacaktır. Nibolu Savaşı'nda Haçları mağlup edecektir. Bu Haçları Nibolu Savaşı'nda mağlup ettiği için halife tarafından da Sultan Ekrem-i Rum yani Anadolu Diyarı'nın Sultan unvanını da alacaktır. Ancak 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'un ordularına yenilince burada ne yapıyor? Osmanlı 11 yıllık bir fetret dönemine giriyor. 1402-1413 yılları arasında. Bu yıllar arasında fetret yıllarında Mehmet, İsa, Musa ve Süleyman kardeşler arasında bir taht mücadelesi gerçekleşiyor. Bu mücadeleyi kazanan kim oluyor? Mehmet oluyor. Çelebi lakabıyla bilinir. Kardeşleri mücadeleden sonra tekrar devlet düzenini kuracaktır. Ancak o fetret döneminin vermiş olduğu etkilerden dolayı Osmanlı'daki ilk dini, siyasi, sosyal unsurlu Şeybedir'in isyanı baş gösterecektir. Yine Düzce Mustafa isyanı bu dönemde. Mustafa kim? Mustafa da Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra 1. Bayezid'le beraber Bayezid'e esir alacaktır. Bir de en küçük çocuk Mustafa'yı da esir alacaktır. İşte o Mustafa'nın çıkarmış olduğu bir isyan hareketi olacak. Bir de devşirme sistemi bu dönemde Osmanlı ordularının devşirme uygulamasını getirerek hızlı bir şekilde sistemi temelleri bunun olacaktır. Kanunlaşması 2. Murat döneminde olacaktır. Biraz daha orduya devşirme askerlerini sağlayarak güçlendirmeye çalışacaktır diyelim. 2. Murat'a gelelim. Hayır babası olarak bilinecektir. Yine İstanbul kuşatmaları onun döneminde mevcut. Ancak Edirne Segedin Anlaşması ile beraber inzivaya çekilecek. Yani tahttan çekilecek ve tahtı da oğlu 2. Mehmet'e bırakacaktır. Yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakacaktır. Ancak Haçlılar 2. Mehmet'i tahta görünce çok küçük yaşta tahta çıkacaktır. Hızlı bir şekilde Balkanlara doğru
Haçlı Birliği gelecektir. İkinci Mehmet de babası ikinci Murat'ı tahta davet edecek ve tahta tekrar geçen ikinci Murat Varna ve ikinci Kosova Savaşları'nda burada Haçlıları mağlup edecektir. Bir de Molla Fenari o dönemdeki ilk Şeyhül İslam olacak Osmanlı Devleti'nde. Evet, şu şekilde padişahlarımızdan da bahsetmiş olduk ve konumuzu tamamlamış olduk. Bir özetti, tekrar ifade edeyim. Burası bir özetti. Biz bu konuları çok ayrıntılı şekilde sizlere işlemiştik. Sadece tekrar şöyle bir göz atalım. Neler vardı, neler yoktu. Bir üstünden özet şeklinde yüzeysel olarak geçelim diye burada işlemiş olduk. Tekrar söylüyorum, kanalımızda tüm bu derslerin ayrıntılı ders videoları mevcut. Burası bir özet. Özet şeklinde bakmış olduk. Ödüllü soruma geleyim. Siz ödüllü soruyu mutlaka yorum kısmına yazın. Size ve ailenize, hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize sağlıklı günler. Hoşça kalın.